Hepsi. Evet. Buyurun. Evet. Evet, bugün misafirimiz açılışımıza şeref verdi. Metin Yıldız Bey geldi. Teşekkür ederim abicim bu arada. Şimdi benim çok eski ve çok değerli bir dostumdur ve bu sektördeki en iyilerden birisi demek de biraz aslında düşük kalır. Bence sektörün en iyisi de diyebilirim. Bir mesleği yaparken, bir mesleği icra ederken sadece o meslekteki başarınız değil, tavrınız, duruşunuz, konuşmanız, üslubunuz, sohbetiniz, muhabbetiniz de çok önemlidir. O yüzden Levent'in de sohbeti, muhabbeti, duruşu, üslubu o kadar güzel bir adam ki, öyle insan canlısı. Hani sen mesela bu burada bir iş yaparken, diyelim ki yanda yine aynı işi yapan bir yer var. Biz oraya gitsek dahi bize gönül koymayacak bir insandır yani. Öyle yanındaki insanı da düşünecek kadar temiz kalpli, temiz yürekli bir adamdır. Her zaman biz onun yanındayız. O da her zaman bizim başımızın üstünde. Çünkü saçla uğraştığı için. Yeri var. Hayırlısı olurmuş. Çok teşekkür ederim. Şimdi Metin Bey ve özellikle oyunculuğun dışında bir karakter olarak, insan olarak çok duygusal bir yönü var. Geçtiğimiz günlerde ben ve iyi ki tanımışım onu. Gerçekten. Hastalandı. İlk hastaneye koşup iki başında vefat etti olarak kaldı. Ki o da geçtiğimiz günlerde rahmet, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet. Onunla ilgili neler söylemek istedim? Biz şimdi 27 adlı bir sinema filmi çekiyoruz ve İlk anlaştığımız oyunculardan birisi de sevgili Rana Cabbar'dı. Büyük Üstad, Allah rahmet eylesin, gani gani rahmet eylesin. Anlaştıktan yaklaşık bir hafta 10 gün sonra Rana abiyi kaybettik. Oyuncumuzdu ve abimizdi ve ustamızdı, baş tacımızdı. Dolayısıyla yanında olmak her zaman bizim boynumuzun borcuydu. Bir de ben bu konularda çok böyle konuşmak isteyen bir adam da değilim. Biraz bazı şeyler özelimiz olarak da kalsın isterim. Teşekkür ediyorum. Yalnız, evet, duygusal bir insan beni duygulandırmak. Evet, onu ben biliyorum. Yalnız düşman çatlatırsın. Dün bir haberimiz çıktı, eşimizle ilgili. Bugün de eşimizle ilgili. Gider misin? Gider misin? Ne dedi bu konuda? Öyle bir şey yok. Şimdi yaklaşık 3,5 senedir biz bir aradayız ve şöyle bir şey. 7-24 bir aradayız. 7-24. Tanıştığımız günden beri 7-24 bir aradayız. Dolayısıyla her ailede, her evlilikte, her ilişkide mutlak ufak, tefek, büyük, küçük sorunlar olacaktır. Ayrıca olmalıdır. Çünkü iki insan bir aradadır. İnsanın olduğu her yerde problem olur, sorun olur, tartışma olur. Bunlar da hayatın olağan akışında, doğalında vardır zaten. Sorun oldu mu? Oldu, olmaz olur mu? Senin olmadı mı? Maşallah, siz var ya, hiçbirinizin olmadı abi bizim. Olur, sorun olur. Önemli olan nasıl üstesinden geldin? Sevgiyle, saygıyla, aşkla. Biz birbirimize çok gönülden, çok kalpten bağlı olduğumuz için biz bu sorunları aşarız. Bunlar ufak tefek şey, hayat, basit şeyler. Yani. Hanımefendiye de sorun. Evet, böyle bir haberler. Yani iki insanın hani tartışmadan bir hayatı geçirmesi sizce mümkün mü? Böyle bir şey olamaz. Elbette tartışırız. Hatta kavga bile olabilir ama biz hiçbir zaman birbirimize saygımızı yitirmedik. Ve hani bu haber biraz abartı, kıskançlıktan çıkmış falan. İki gün önce işimize kavga etmedik mi? Kavga etmedik, tartıştık ve bu olay nasıl buraya geldi ben de bilmiyorum. Bizim için en çok basit, küçük bir şey yani boşanmak ne demek? İmkansız. Biz hani ömür boyu bir arada olmaya evet dedik yani. Bu çok saçma, kesinlikle normalde yanlış. Normalde biz bunu denizde yüzerken yapacaktık, magazinler hazır haber yapsın diye ama hadi size bir kıyak yapayım, burada yapayım. Denizi öpüyor ya herkes, karada da öpüşüyoruz yani. Biz iyiyiz. Biz birbirimizi seviyoruz. Bu kadar yani. Çok değişiyorsunuz maşallah. Teşekkürler. İşiniz korkuyor mu sizden? Benden mi? Bak, ben her adam eşinden korkar kardeşim. Her, bak sen de güzel sorular soruyorsun. Her erkek eşinden çekinmelidir. Babam da annemden çekinirdi, senin baban annenden çekinirdi, Levent'in babası da annesinden çekinirdi. Biz her ne kadar ataerkil bir toplum olarak görünsek de aslında anaerkil bir toplumuz. Kadından çekinmeyen, korkmayanın burnu yerden kurtulmaz. Bu kadar biliyoruz inşallah, bu haberler burada çıkmaz. Çok teşekkür ederiz. Siz sorun etmeyin onu. Çıkabilir, evet. Biz seviyoruz. Sorun tutuşuyoruz. Hayat devam ediyor. Yeni projeler var mı? Yeni projeler var. Bir sinema filmine hazırlanıyoruz. Çok uzun zamandır, yaklaşık 2 yıldır. Ve
çok iddialıyız. Hem ulusal hem uluslararası anlamda büyük başarılar sağlayacağımızı düşündüğümüz iyi bir film çekeceğiz. Eylül'de muhtemelen sete gireceğiz. İnşallah galada da aynı bir şekilde röportajımızı yaparız. Nefis bir film geliyor. 27. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olur inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Ayağınızı böyle yapın.